Selam millet. Bugün sizde Hotcoin inceleyeceğiz. Hotcoin'de ilk önce bakıyoruz. Ya gördüğünüz gibi şu hareketler sağlıklıydı, tamam mı? Kendini güç topluyor. Bakın şurada bandımız daralıyor. Patlamalar yapıyor. Buradaki de hareket de fena değildi. Bakın biraz band kendini kapatmaya başlamayı patlamış. Ama bundan sonraki hareketler neredeyse sağlıksız. Şurada da birazcık kendini toplamaya uğraşır gibi ama herhangi bir toplama yok. Yani şu civarlardan sonra sağlıksız hareketler olmuş gördüğünüz gibi. Şunları siliyorum ve şöyle bir band çekiyorum. Bak yükseliş bandımı ben şu sağlıklı hareketlerin olduğu, şu sağlıklı hareketlerin olduğu şeylerden, hatta şu alt sınırdan çekmem gerekiyor. Bu şekilde çekiyorum, tamam mı? Yani şu fitilleri karıştırmadım. Şu ikisinin arasında noktayı seçtim. Şöyle bak öyle yapıyorum çünkü hem bu şurada bakın gördüğünüz gibi burada kendini aslında iki kere şu sınırları test etmiş. Hem de şu yükseliş noktalarındaki gövdelerden de baz alarak yani bunun üst nokta olduğunu tahmin ettim ki bu doğru olmayabilir ama benim böyle çektiğim kanallar genel olarak doğru çıkıyor. Öncelikle güzel senaryoları konuşalım. Güzel senaryolarımızda bakın şöyle bir durum var. Genel olarak birçok coin yapıyor bunu. Böyle pump yiyen coinlerde genelde bu şekilde yüksek pump yiyen coinlerde şöyle bir şey oluyor. Anlık düşüşlerden sonra ikinci bir yüksek net tepe geliyor. Şu şekilde. Yani bu şekilde ikinci bir bu coin'de de ben tepe bekliyorum ki bu tepe bizim için güzel bir satış noktası olacak. Bu yükselen tepeden sonra da şunu söyleyeyim size. Bu yükselen tepeden sonra da yani aşağı yönde başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem güç indeksimiz hem diğer indikatörler yani bize söylüyor bunu ki grafiğe baktığımızda da biz bunu görüyoruz. Ama bu coin bir önceki incelediğimiz coin'den yani BitTorrent'ten daha sağlıklı şu gözüküyor. Çünkü bunun yani alt dedi yapısı daha sağlam. Bunların kendine ait sistemleri var, kendine ait alt yapıları var. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şu tepeyi 2-3 gün içinde yapma ihtimali var. Bu tepeyi yaptıktan sonra da kendini bu şekilde aşağı yavaş yavaş atacak. Hafiften hafiften atmaya başlayacaktır. Bu kanala girdikten sonra da sağlıklı yükseliş hareketleri tekrardan ne devam edecek. Ama bu eski seviyelerine tekrardan ulaşması için şu tepe noktalarına minimum diyorum. Şu Haziran aylarına kadar ben yani bu eski noktalarına ulaşacağını düşünmüyorum Hot'un Holo'nun. Ya belki Haziran'da değil de şu Mayıs'ın ortalarına doğru da ulaşabilir. Şunu diyeyim. Şimdi güç indeksimize bakalım. Güç indeksimizde de gördüğümüz gibi yani şu 85 ile 90 arasını birçok kez test etmiş. Birçok kez şuralara çıkmış. Ve bunu son 2-3 hafta içinde yapmış gördüğünüz gibi. Sağlıksız bir, bu sağlıksız bir nedir? Güç indeksidir. Güç indeksleri normal. Eskiden bak böyleymiş. Yani bu iniyormuş. Güç topluyor. İniyor. Tekrardan birazcık burada kendini sabitliyor. Geri iniyor. Geri güç topluyor. Geri iniyor. Geri güç. Ama burada gördüğümüz şey yani sürekli üstlere atmış kendini. Sürekli üstlere atmaya çalışmış. Yani burada bu coin kendini bayağı bir yormuş, hırpalamış. Bunu söyleyeyim size. Bunu yormuş derken yani buna birçok kullanıcı girip karını almıştır onu diyorum. Yani buradan birçok kişi ismini de karını aldığı için ya bu coin'de de bakacaklar artık yükseliş olmazsa satışlara başlayacaklardır. Yani bu coin'de de artık yükselişler olmazsa satışlara başlayacaklardır. Ki ben bu indeksin gitgide aşağı atacağını düşünüyorum. Şuraya bir sınır daha çekelim. Yani ilk olarak atacağı yer kendini şurası olur güç indeksimizde. Ama bu güç indeksini de buraya attıktan sonra da şu ikinci tepe dediğimiz tepeyi yapma ihtimali var. Ki ben bu tepeyi yapacağını düşünüyorum. Bu tepeden sonra da kendini hafiften aşağı atmaya başlayacaktır. Yani bu bayağı uzun bir süre buralarda gezer gezer yukarı iner aşağı çıkar yukarı iner aşağı çıkar. Ya şu Haziran ortalarında da şu Mayıs ortalarında da bu kanalda kendine tam olarak yer edindiğinde de kendini ne de yukarı atmaya uğraşacak ki bu tarz coinlerin fiyatları düşük olduğu için öbür coinlere göre en küçük haberde daha çok pump yiyorlar. Millet diyor ki bu coin'in fiyatı düşük. Daha çok miktarda bundan alırsam işte fiyat şu fiyata gelirse ben çok para kazanıyorum. Ama o adamın yani mesela o adama gidip desen ki Bitcoin şu ankinin 2x 3x bile yapsa yani şunun yapacağı 0,02'den bu 10 cent olduğunda yaklaşık şu andan hesaplarsak yaklaşık nedir 5x yapmış oluyor. Bitcoin'deki 2x yapması için nedir yani 110 binleri falan görmesi gerekiyor şu an. Ama HOT'ta öyle bir şey yok. Şu an yani şu an bile güzel bir pump gelse yani 0-10 centleri görme ihtimali var ki adam bu sayede nedir 5x yapmış olacaktır. Şunu söyleyeyim size. Kanalda kendine belki daha erkenden edinir. Yani burada kanalda kendini kapattıktan sonra tekrardan bir pump hareketi başlayabilir. Ki ben bu artık diyorum ki şunun içinde gitsin yani. Bu kanalın dışına çıkmasın. Ama bu tarz yani fiyatı pahalı olmayan coinlerde bu şekilde gitmiyor olaylar. Bu coin'in fiyatı yani çok düşük olduğu için bu kendini toparladığı gibi yani şuraya çarpıp inmesi gerekirken tekrardan toparlayıp tekrardan böyle sağlıklı yükselmesi gerekirken şöyle hareketler oluyor bakın. Yani şuraya geldikten sonra coin bir anda bu şekilde bir yükseliş oluyor. Yani sağlıklı mı sağlıksız mı bir şey demek istemiyorum. Bu sağlıksız bir hareket. Yani şu kanalın kendini kapatması lazım. Bakın şu gördüğünüz kanalın bu şekilde kendini kapatması gerekiyor ikinci bir patlama için. Patlattıktan sonra yani kendini kapattıktan sonra ikinci bir güzel yüksek şunun gibi bir patlama gelme ihtimali var. Yani burada kendini şu aylarda kapattı diyelim. Burada bir şey gelir, pump gelir ki bunun yani şu an olacağını MACD'imize baktığımızda düşünmüyoruz. Bakın MACD'yi açıyorum. MACD'de gördüğünüz gibi geçmişte şu sağlıklı giden kanalımız
Bakın bir anda ne olmuş? Sağlıksız bir şeye dönüşmüş. Pardon. Düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş. Sağlıklı sağlıklı giderken bu şekilde. Bir anda ne oluyor? Mükemmel bir pump giriyor gördüğünüz gibi. Ki bu pump da yani sağlıksız bir hareketti HOT için, HOLO için. Yani şu seviyelerde alanlar belki bunu belki bir 3 ay 4 ay tekrardan o seviyelere gelmesini bekleyecek. Yani ben diyorum ki en kötü ihtimal yok. En iyi ihtimalle diyorum. Yeşil mumlar artık kendini kapatmaya başladı. Gördüğünüz gibi diyor ki ben artık kırmızıya neydi dönmeye hazırlanıyorum. Yani en ihtimalle şurak şu kadar kırmızı yaksa ki şu yeşil mumların uzunluğunu görüyorsunuz bu kadar. Yani bu ben en ihtimalle diyorum ki şu kadar kırmızı mum yaksa bakalım hangi tarihe geliyor. Yani şuradan falan başlar tahminimce. 23 Mayıs tarihlerine geliyor yaklaşık gördüğünüz. Mayıs tarihlerine falan geliyor. Bakın en kötü ihtimalle dersek de şunun kadar uzunluğunda eğer kırmızı mumlar yakarsa yani bu kırmızıların bitme süreci Haziran'ın ortalarına geliyor. Yani ben isterdim ki buradan pampa başlasın. Yani şu eski seviyelerine ulaşsın ama bu birazcık nedir? Zor gözüküyor. Ki bu tarz coinlerde her ihtimal var. Çünkü bu coinlerde güzel bir haber çıkar, reklam çıkar. Tekrardan pump'ına ismi devam eder. Ama ben inanıyorum ki bu kanala tekrardan bu HOT yani oturacaktır. Bakın şunu da göstereyim size. Yani bu söylediğimiz gibi şuraya tarihte en iyi ihtimalle işaretlediğimiz tarihe bakın. Şunu siliyorum. En iyi ihtimalle işaretlediğimiz tarihe işaret atıyorum. Tamam, buraya attım. Burayı gösteriyor yani. Diyor ki yani bunun tekrardan yükselişe başlayacağı yer diyor. Yani şu ikinci tepeyi yaptıktan sonra tekrardan yükselişe başlayacağı yer diyor. Buralarda kendini toparlar mı aşağı mı atar bilmiyorum. Ama tekrardan yükselişe başlayacağı tarihi yani şu Mayıs'ın ortalar olarak gösteriyor. Bu ki buradan belki yükselişe başlar. Şuralarda eski seviyelerine gelir. Ya da güzel bir haber çıkar. Bir şey olur. Fiyatı düşük diye insanlar girer. Tekrardan şunun gibi bir pump yeme şansı da var. Ki ben bunu yani bu ihtimali çok fazla düşünmüyorum. HOT'la ilgili şu an anlatacaklarım bunlar. Türk kullanıcılar bu coin'e çok fazla girdiği için bununla ilgili video çekiyorum. Diyeceklerim bunlar yani. Bol şanslar diliyorum. Bol kazançlar.